Herkese tekrardan selamlar. Mouse öneri videosuna hoş geldiniz. Bugün 360 TL ile 1300 TL arası olan mouse önerileri yapacağız. Hepsi gaming mouse, yani e-spordur, CSGO, Valorant gibi böyle rekabetçi oyunlar oynamak istiyorsanız videoyu sonuna kadar izleyebilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izleyerek de kanala destek olmuş olabilirsiniz arkadaşlar. Ben ama vakti olmayanlar için altta zaman çizelgesi bu sefer harbiden hazırlayacağım. Yani uğraşıp videoyu tekrar kurgularken falan üşenmeden notlar alıp bir zaman çizelgesi oluşturacağım. Teknik detaylar da vereceğim bu mouse'ların hakkında arkadaşlar. Ağırlıklarından tutun ivme ve hız değerlerine kadar detaylarda vereceğim ve kendi kullandıklarımdan da bahsedeceğim. Şimdi en ucuz olarak Corsair Qatar Pro var burada arkadaşlar. Baktığımız zaman ultralight, yani çok hafif bir oyuncu mouse olarak karşımıza çıktı Corsair Qatar Pro. 69 gramlık bir ayırtlığı var. Ben benim mouse'un izlemesi kanalımın karşılığı zamanlarda yapmıştım. Cidden çok güzel bir mouse'u ben çok beğenerek kullanmıştım. Tek problemin lag olduğunu söyleyebilirim. Biraz evvel kaldığımız arkadaşlar mouse hala okuyup, yani sensörü okumaya devam ediyor arkadaşlar. Havaya kaldırmamız önemli ve çok hızlı arkadaşlar mouse tutunca bazen tutunmalar meydana geliyordu. Bu tip problemler tabii ki olabilir. 270 fiyat performans bir mouse oluyor muhtemelen. Yani buna direkt fiyat performans bir oyuncu mouse da diyebiliriz aslında. Teknik detaylarına baktığımız zaman XR'ın PMW32'nin bir sensörünü kullanıyor. 12.400 dpi, 100 IPS'e 20G'de bir ivmelenmesi var arkadaşlar. Bunu burada bir iki fırat yazılımsal olarak arkadaşlar 16.000 dpi'ye kadar siz bunun dpi'ni arttırabiliyorsunuz IQ yazılımın üzerinden. Ben o videoda IQ yazılımından da bahsetmiştim. Bu arada bu videodaki tüm mouse'ların arkadaşlar yazılımı var, yani dpi ayarlarını yapabileceğiniz yazılım var. Mesela Corsair'in burada Corsair'in mouse'un IQ üzerinden yazılımını yapabilirsiniz. Baktığımız zaman ben gerçekten beğenmiştim. Fiyat performans online oyun oynayacaksanız tabii ki rekabetçi oyunlarda çok çok iyi performans göstermez ama özellikle single player oyun oynuyorsanız kesinlikle tercih edebileceğiniz bir mouse. Ve RGB'nin de sadece burada olduğunu söyleyebilirim. İstediğiniz renk yanıp sönebiliyor. Gökkuşağı aydınlatması yok, yani direkt RGB var fakat sadece tekerlekli olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Diğer bir mouse'umuz biraz daha üst seviye bir mouse, yani biraz daha diyorum, yani o kadar değil. Fiyatı bu arada 389 lira gibi gözükebilir fakat bir de 84 TL, bir de buna ithalat ücret depozitosu ekliyoruz. Bu gümrük vergisini falan da dahil ediyor. Hatta şuradan da göstereyim. Toplamda bu mouse ne kadara gelecek arkadaşlar? Şurada göstermesi lazım. 474 TL bu mouse gördüğünüz gibi geliyor arkadaşlar evinize kadar. Daha ucuzunu bulabilirsem linki değiştiririm ama şu an bu da dahil olmak üzere en ucuz burada buldum. Razer'ın Deed Aether V2 mouse'u. V2 mini mouse'u, bakın V2 ile karıştırmayın. V2 bundan çok daha iyi bir mouse. Mini mouse'u arkadaşlar boyut olarak Qatar Pro ile kapışır. Qatar Pro cidden küçük eller için olan bir mouse. Death Vader V2 mini de öyle aynı. Teknik özelliklerine baktığımız zaman burada 62 gramlık bir ağırlığı var. Qatar Pro'dan daha hafif ve biraz daha küçük. 8500 dpi okuma, 300 IPS'ı ve 35G ivmelenmesi var. Yani Qatar Pro'dan teknik olarak daha iyi bir mouse. Sensör olarak da daha iyi bir mouse. Razer'ın kendi sensörü var. Klavyelerde de Razer nasıl kendi switch'lerini üretiyorsa Razer kendi sensörlerini üretiyor diyebiliriz yani. Güzel bir mouse, ben beğendim. Özellikle biraz daha e-spor oynamak istiyorsanız alabilirsiniz. Yani biraz daha profesyonel bir mouse istiyorsanız, her ne kadar Qatar Pro ile arasında o kadar fark olmasa, biraz daha profesyonel bir mouse istiyorsanız tercih edip alabilirsiniz. Bunun da gene yazılımı var. Chrome RGB üzerinden de şeyleri yapabiliyorsunuz. Bakın burada da göstermiş. Kablolu zaten bu mouse'lar arkadaşlar. Yani dediğim gibi güzel mouse, alıp bakabilirsiniz. Fakat dediğim gibi bunların boyutu küçüktür. Diğer bir mouse'umuz hem büyük elli hem rekabetçi oyun oynamak isteyenler için cidden çok güzel bir mouse. Ve fiyatı da cidden bana kalırsa böyle benim gibi büyük ve orta elliler için cidden tam ideal bir mouse. Çünkü cidden gerçekten büyük bir mouse. Özellikle Qatar Pro ve Aether V2 Mini ile karşılaştırdığımız zaman Corsair Saber Pro RGB Champion Edition'ın cidden çok çok büyük olduğunu söyleyebiliriz o iki mouse'a göre. Yani ele çok rahat bir şekilde oturur bu mouse. Şimdi baktığımız zaman burada 69 gramlık bir ağırlığı var. Qatar Pro ile tamamen aynı. Pixart'ın PMW3392 gibi cidden yüksek güç tüketen ve cidden güzel performans veren bir sensörünü kullanıyor. 18.000 dpi'ye kadar da arkadaşlar çıkabiliyor. Fakat bunun ivme ve hızlanma değerlerine maalesef ulaşamadım. Kendi sitesinden baktım fakat ne yazık ki bulamadım arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim, iyi bir mouse'dur yani, net emin olun bundan kesinlikle yani. Yani büyük bir ihtimal 350 IPS bir şey veya 350 IPS hızı ve büyük bir ihtimal 35G veya 45G'de bir ivmelenme söz konusudur bu mouse'da büyük bir ihtimal. Gene IQ üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Tek sıkıntısı bu mouse'un hiçbir yerinde RGB bir ışık yok. Yani hiçbir yerinde ışık yok arkadaşlar yani. Eğer klavyeniz ışıklı
beğendiyse, kulaklarınız ışıklıysa falan ve ışıklı bir ürün, yani kısacası RGB bir ürün istiyorsanız bunu es geçebilirsiniz. Listedeki tek RGB bulundurmayan nadir ürünlerden biri yani bu, direkt RGB bulundurmayan ürünlerden biri. Ama ele güzel oturur. Sensörü güzeldir. Yüksek güç tüketmesine karşı PMW3392 cidden de güzel bir performans vadede. Her ne kadar bir 3398 olmasa da cidden güzel performans veren mouse'lardan biridir kendisi de. Alıp değerlendirebilirsiniz bu mouse'da. Özellikle ben e-spor oynayacağım diyorsanız kesinlikle şu ikisinden sonra, hem de eliniz büyükse, Champion Edition'a da bakabilirsiniz Saber Pro'nun. Diğer bir mouse'umuz benim wireless versiyonunu aktif olarak kullandığım, canlı yayın olsun, işte Google Chrome'da gezinme olsun, oyun oynamalı kullandığım olsun, Rival 3'ün kablolu versiyonu. Wireless'le arasında hiçbir fark yok. İkisinin de teknik özellikleri tamamen aynı. Wireless'inde sadece bir de Bluetooth özelliği var. Bir de tabii ki kablo yok. Burada kablolu versiyonunu koydum çünkü kablosuzun fiyatı 800 lira olmuş. Hayatta alınmaz. Ben arkadaşlar o incelemeyi yaptığımda, wireless incelemesini yaptığımda tam 470 TL'ye o zaman wireless'ini satın almıştım. Yani öyle söyleyeyim ki o incelemenin üzerinden maksimum 3-4 ay geçti. Yani ülke ekonomisinde buradan nereden nereye gittiğini anlamışsınızdır umarım. Her neyse, SteelSeries Rival 3'te arkadaşlar 77 gramlık bir ağırlığı var. Yani hafif bunun. 60'dan 80'e kadar hafif statüsünde mouse'ları alabiliriz. Yani cidden ultra hafif mouse'lar olduğunu söyleyebilirim. 8500 DPI bir okuması var. 300 IPS'siz 35G'de bir imelenmesi var arkadaşlar Rival 3'ün. Fakat bu mouse'da şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Bazen bu Qatar Pro'da olan lag dedim ya, biraz kaldırdığınızda okuma. Hem wireless versiyonunda hem kablosuz versiyonlarında bu oluyor. Ve arkadaşlar bunun da gene küçük bir mouse olduğunu söyleyebilirim. Qatar Pro'dan çok daha büyük cidden. Ha tabii ki bir de Saber Pro değil arkadaşlar. Şurada gördüğünüz Saber Pro kadar büyük değil. Ya bu ikisinin tam ortasında bir mouse olduğunu söyleyebilirim. Fakat RGB olarak cidden çok güzel bir mouse. Siz SteelSeries Engine üzerinden bunun yazılımını ayarlayabilirsiniz. Bu RGB ayarlarını falan yapabilirsiniz. DPI'ni ayarlayabilirsiniz. Zaten wireless incelemesinde bahsettim. Acceleration, Decoration gibi X, Y ekseni üzerindeki ayrı ayrı hassasiyetlerini bile ayarlamanıza izin veren bir mouse bu. E-spor mouse'u değil bir. Elbette değil çünkü yani bu fiyata bir e-spor profesyonel bir oyuncu mouse alamazsınız. Fakat dediğim gibi normal CSGO Valorant gibi normal rütbeli dereceli maçlar yapıyorsanız evinizden cidden tercih edebileceğiniz güzel mouse'lardan biri. Aynı zamanda gecikmesinden kablosuzdan çok daha iyi olduğunu söyleyeyim. Kablosuz der ne kadar gecikme yok diyorlarsa da arkadaşlar, kablosuz versiyonda cidden bana kalırsa hissedilebilir bir gecikme var. Oyun oynarken yok fakat çok çok dikkatli bakınca, o videoda da göstermiştim zaten ben. Çok çok dikkatli bakınca biraz böyle bariz bir gecikmenin olduğunu aslında hissedebiliyorsunuz. Ha bunda öyle bir sıkıntı yok. Zaten 504'te yorum var yani. Olumlu olumsuz bir sürü yorum vardır burada dediğim gibi. Yani güzel bir mouse. Bana kalırsa kesinlikle alınır. Diğer bir mouse'umuz Razer Viper Mini. Benim çok sevdiğim bir mouse. Orta elli oyuncular için, her ne kadar yani çok küçük de değil, her ne kadar isminde mini takısı gelse çok küçük de değil, benim cidden fiyat performans olarak gördüğüm çok iyi mouse'lardan biri Viper Mini'de. 61 gram ağırlığa sahip, şu an listedeki en düşük ağırlığa sahip şu an anlattığım mouse arkadaşlar. Mesela Qatar Pro Ultra Light ile övünürken 69 gramdı. Razer Deadweather V2 62 gramdı. Bu Saber mesela baktığım zaman 69 gramdı. SteelSeries arkadaşlar 77 gramdı. Bu ise 61 gram. Deadweather V2 mini. Yani aslında abisinden 1 gram daha küçük olduğunu söyleyebiliriz. Abisi 62 gramken bu 61 gram. Yani cidden çok çok hafif bir oyuncu mouse istiyorsanız, ki ben bu kadar hafifliği asla tercih etmem. Ben her zaman diyorum ağır mouse tercih ederim. Bu yüzden de beni eleştiriyorsunuz zaten sürekli. Rogue Gladius veya Rival 600'ü koydum diye, ama bu sefer Rival 600'ü koymadım Allah'tan. İstemediniz diye artık çok bahsettim çünkü. Her neyse yani çok hafif bir mouse istiyorsanız bakabilirsiniz. 8500 DPI bir okuması, 300 IPS'siz ve 35G'de bir imelenmesi var. Bana kalırsa teknik detaylarının cidden güzel olduğunu söyleyebilirim. Herhangi bir şekilde öyle okuduğumda da bir sorun görmedim arkadaşlar. Zaten Rampage'dir, Everest'dir, işte Game Booster, bunun gibi mouse'lardan cidden uzak durun arkadaşlar. Bunları almayın. Gidin kaliteli markaların mouse'larını da alın. Viper Mini cidden güzel olmuş. Ben beğendim. Razer'ın gene Chrome RGB'si veya Synapse 3 yazılım uygulamasıyla da işte şeylere özelleştirebilirsiniz. Bu arada adam akıllı RGB'si yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani öyle ışıl ışıl bir mouse olmadığı aşikar zaten. Normal oyuncu mouse'u rahatlıkla kullanabileceğiniz mouse'lardan biri. SteelSeries Rival 5 diğer bir mouse'umuz arkadaşlar. Toplamda 980 liraya bu mouse geliyor ve şu an piyasada bakın gördüğünüz gibi toplamda gümrük vergileri falan filan dahil 980 liraya geliyor. Bulabildiğim en iyi fiyat performans ama biraz da pahalı bir mouse'lardan biri bu da. Çünkü Rival 3 şu an bu Amazon Germany'nin, yani Amazon Almanya'sı diyor, garantisi burada da devam ediyor, Amazon garantisi merak edenler için, ama çok güzel bir fiyata sahip. Ya yurt dışından gelmesine rağmen cidden fiyatı 980 TL gümrük vergisi falan da dahil çok güzel bir mouse. Makro atayabiliyorsunuz, programlanabilir, çok fazla tuşu var, RGB'si çok güzel, sensörü çok güzel,
Boyutu çok güzel. Ele oturması cidden çok tok. Yani benim elime çok rahat oldu ki Rival 3 bana küçük geliyor. Onu belirteyim yani. Yani her şeyle tam bir oyuncu mouse'u. Ergonomisiyle de bence çok güzel bir mouse. Yani imkanım olsa şu an Rival 3'ü satıp bunu almak isterim. Yani Rival 5 gözüm kapalı alabileceğim mouse'lardan biri. Teknik detaylarına gelince 18.000 DPI bir okuması var gene. Baktığımız zaman 85 gramda bir ağırlığı var. Ağırlık arkadaşlar biraz ağır, yani demiştim zaten büyük olunca genellikle ağır oluyor ki ben de zaten ağır mouse'lar tercih ederim. O kadar hafif değil. Ya çok bir şey demeyeceğim arkadaşlar imelenme değerleri falan hakkında. Cidden benim beğendiğim güzel mouse'lardan biri yani. Programlanabilir, makro atanabilen tuşlar var. Güzel. Ki Rival 3'e de makro atanabiliyordu bu arada. True Move Air diye düşüyor. Fakat arkadaşlar bu PMM'nin bazı türleri oluyor. 33-60 oluyor genellikle Rival 5'te kullanılan modeller. Yani kendisi aslında SteelSeries'in şey mouse sensörü üretmiyor. True Move Air deniyor. Bu istemsiz hareketlerin önüne geçebilecek bir mouse şeyi diye reklamlarda sürekli görüyoruz. Fakat arkadaşlar Pixart'ın sensörlerini kullanıyor. SteelSeries'de yani çok benzerlerini kullanıyor. RGB'si de güzel. Bana kalırsa alınabilecek güzel mouse'lardan biri. Bu da SteelSeries'in mousepad ile arkadaşlar biraz daha iyi performans gösterebiliyor. Diğer bir modelimiz Glorious Model 0 arkadaşlar. Herkesin kullanmak istediği bir mouse. Gerek forumlarda olsun gerek yorumlarda olsun herkes övüyor. Bu mouse'a gene anlatmayacağım. Çünkü herkes bu mouse'un ne olduğunu biliyor. Çok niş bir mouse olduğunu söyleyebilirim aslında. Bütçesi el verenler için bundan daha iyi bir alternatif yok. Hem hafif hem wireless hem de gecikmesinin cidden hiç olmadığı bir mouse. Yani harika bir mouse kısacası yani. Eline oturabilen ve bu Honey Clamp tasarımı deniyordu. Bu delikli yapıya galiba o Honey yani bal petek Honey Clamp mı ne öyle bir şey deniyor galiba. Bu Honey yani bal petekli tasarımı sevenler alabilir. Fakat şunu söyleyeyim, evinizde hayvan falan besliyorsanız tüyü falan içine kaçabilir. O biraz sıkıntı. Eliniz size oluyorsa yani ergonomisi müsaitse kesinlikle direkt gidip alın. Hiçbir teknik detayına falan girmiyorum. Zaten herkes bu mouse'un artık ne olduğunu biliyor. Çok güzel bir mouse. Forumlarda falan da detaylı incelemeler çekildi. YouTube'da da detaylı incelemeler çekildi. Benim burada daha fazla anlatmaya niyetim yok. Tek diyeceğim şey şu: elinizi çok rahat bir şekilde oturabiliyorsa arkadaşlar, elinizin ölçülerini oluyorsa gidin alın arkadaşlar. Çok da memnun kalırsınız yani. Ve son mouse'umuz Razer Viper 8K Hz. Evet yani videodaki tek üretici firmanın e-spor oyunu için üretilen mouse diye geçen mouse bu arkadaşlar. Bu mouse videodaki tek e-spor tanımı uygun olan bir mouse. Yani diğerlerinin hiçbiri arkadaşlar gerçek bir şekilde profesyonel bir şekilde e-spor yapamam. E-spor oyunlarını oynatmaz bunlar adam akıllı size. Yani bir e-sporcunun refleksleri normal bir oyuncuya göre çok daha farklı olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Fakat arkadaşlar Razer bunu zaten kendi sitesine girip bakarsanız e-sporcular için özel olarak dizayn etmiş. Onların söylediklerine göre de dizayn eden bir mouse olduğunu söyleyebilirim ve bu mouse'dan tam olarak fayda alabilmek için minimum arkadaşlar RTX 3050 veya 3060 ekran kartlı bir sisteme ihtiyacınız var. Yani çok iyi bir sisteminizin olması lazım kısacası. Çünkü arkadaşlar listede gördüğünüz tüm mouse'lar 1000 Hz tarafımızda sahipken buradaki arkadaşlar 8K Hz'de, o anlama geliyor, 8000 Hz polling rate yani 8000 Hz tarafımızda sahip. Ve bunu arkadaşlar dediğim gibi minimum RTX 3050 3060 gibi çok çok üst düzey sistemlerle bunu kullanabilirsiniz. Hatta belki biraz daha fazla bile üst düzey ekran kartı getirir bu sınırlama. Onun haricinde bundan daha düşük sisteminiz varsa 1000 Hz tarama hızında arkadaşlar otomatik olarak büyük bir ihtimal kendisi çalışacaktır. Tarama hızında biraz arkadaşlar sisteminizle ilgili olduğunu söyleyeyim ben size. Şimdi mouse'un teknik detaylarına gelince 71 gram bir ağırlığı var. Cidden bana göre güzel burada. 20.000 DPI bir hassasiyeti diyeyim ben. Hassasiyeti var. 600 IPS hızlanma ve 50G'de bir imelenmesi var. Yani kağıt üzerindeki değerleri çok güzel. Kablolu bir mouse. Ele de oturan bir mouse yani. Yalan söylemeyeyim. Mağazada gördüm bu. Ele oturuyor. Yerden yüksekliği biraz alçaktır. Bunu belirteyim. Glorious Model 0 ile yerden yüksekliği aynı arkadaşlar. Sanki biraz elinize alınca yeri böyle süpürüyormuş gibi hissedebilir cidden büyük elliler. Büyük elliler için buradaki zaten Rival 5'i direkt tercih edebilirsiniz. Öyle çok ağam şu an profesyonel bir şekilde işte ne deniyor ona, CSGO'daki global hesap değilseniz SteelSeries Rival 5'te burada direkt tercih edebilirsiniz. Zaten arkadaşlar çok büyük elliler için güzel bir alternatif olduğunu söyleyebilirim. Ama Razer'ın da burada hakkını yemeyelim. Adamlar cidden e-spor tanımına uygun bir mouse yapmışlar. Bunu zaten dediğim gibi kendi sitelerine gidip de görebilirsiniz. Teknik detaylarını da verdim. Yani mouse'lar güzel. En düşük fiyattakinin biraz takılma sorunları var. Dediğim gibi hızlı dönüşlerde veya yerden yükseğe kaldırdığınızda okuma sorunları var. Onun haricinde eliniz olmayabilir. Deathwider V2 mini fakat olursa da cidden güzel mouse. Elinize olacak fakat RGB'sinin eksik olduğu bir mouse. Corsair Saber Champion Edition. Rival 3 arkadaşlar
biraz sıkıntılı bir mouse. Yani iyi yorumlar da var, kötü yorumlar da var. Özellikle skatezleri çok çabuk çiziyor. Skatezlerini hiç demiyorum. Fakat mouse'un altında bulunan şuradaki şeyler arkadaşlar skatez oluyor gördüğünüz gibi. Bu skatezler bazen çok çabuk çizebiliyor. Bu bir sıkıntı olabilir sizin için. Yani dediğim gibi yani. Ama arkadaşlar Viper Mini'den sonraki tüm modellerin cidden çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Özellikle SteelSeries Rival 5'i ben çok beğendim arkadaşlar. Tam böyle benim havamda ağır mouse isteyenler biraz. Çok ağır değil. 85 gram o kadar ağır değil. Eşek ölüsü bir ağırlığa sahip değil tabiri caizse. Fakat hem tok hem ergonomik yani hem de böyle eli avuca gelen bir mouse hissi uyandırıyor insanda yani. Tüm batan bilgisayar mağazalarında bu mouse var veya MediaMarkt'ta. Gidip elinize oturuyor mu oturmuyor mu deneyebilirsiniz de zaten bu elinize oturmuyorsa arkadaşlar kendinize gidip özel bir mouse yaptırmanız lazım. Cidden çünkü büyük bir mouse olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi yani Rival 3 Wireless satma imkanım olsa şu an gidip bunu alırdım. Her neyse video bu kadardı. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.